Merhaba sevgili seyirciler. Bugün çok önemli konulardan birini konuşacağız. En azından benim için önemli bir konu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de sık sık zaman zaman dile getirilen soru işaretlerinin oluştuğu bir konuyu bahsedeceğiz. Alevilik, Bektaşilik nedir? Alevi Bektaşi nasıl olunur? Ve Alevilik ve Bektaşilikle ilgili bir takım sorularımızı bugünkü stüdyomuzdaki konuğumuz Mehmet Özgür Ersan Beyefendi'ye ileteceğiz. Kendisi Hacı Bektaşi Veli Çelebilerinden ve aynı zamanda Alevi Bektaşi dedesidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız Cem Çok Bey? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben sizin ne kadar bilgi dolu birisi olduğunuzu bildiğim için hemen çok seri bir şekilde sorularıma geçmek istiyorum. Öncelikle Alevilik ve Bektaşilik nedir? Ve Alevilik ve Bektaşilik arasındaki fark nedir? Yani neden iki farklı unsuru ayrı ayrı sayıyoruz ya da bir arada söyleme gereği duyuyoruz? Eyvallah. Alevilik ve Bektaşilik arasındaki farktan önce Alevilik kavramı ne zaman ortaya çıktı? İslam içerisinde midir? Alevilik dışında mıdır? Nereden teşkil oldu? Onu anlatmak lazım. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz daha sağlığında 5 ayrı yerde Hazreti Ali Efendimiz'e kendisi son peygamber olması hasebiyle Allah'ın sünnetullahı üzerine kendisinden sonra velilik makamının, velayet makamının doğması ve artık nebilerin sonuncusu olarak bir ümmete, bir topluluğa gelen nebilerin bitmesi ve son hatem yani son peygamber olarak kendisinden sonra insanlığa yol gösterecek olanların velayet, velilik olduğunu açıklayabilmek için Ümmü Seleme annemizin evi de dahil olmak üzere 5 ayrı yerde bunların içerisinde yazılmamış bir vasiyet, Kadir Hum'daki son veda konuşması da dahil olmak üzere velayet makamının Ali el-Mürteza İmam Ali'ye ait olduğunu açıklamıştır. Buna o dönemki Müslümanların bir bölümü evet demiş ama kendisi Hakk'a yürüdükten sonra bundan vazgeçmişlerdir. İşte İslam'da daha önce Peygamber Efendimiz Hakk'a yürümeden önce ortak hareket edilirken daha sonra Peygamber Efendimiz'in Hakk'a yürümesiyle birlikte bu açıklamalarını yani Kadir Hum'da yaptığı açıklamayı, Ümmü Seleme'nin evinde yaptığı açıklamayı ve kendisinin hicret sırasındaki mallarını emanet etmesiyle ya da bir yere gittiğinde kendisinin yerine vekalet etmesi anlamında Hazreti Ali'nin kendisinden sonra bu yolu süreceğini belirtmesine rağmen bir kısım Müslümanlar bunun karşısına geçmişler ve İslam'da ilk defa bir muhalefet oluşmuş. Aleviler dediğimiz Hazreti Ali'nin evinde toplanıp Peygamber Efendimiz'in mescidinden çıktıktan sonra onun sohbetlerini dinleyenlerin daha sonra Hazreti Ali'nin evinde toplanılarak ondan feyiz almasından dolayı Ali taraftarlarına öncelikle Şia yani taraftar denmiş zaman içerisinde de Türkçe kavram olarak Alevi, Ali evine gidenler. Ali taraftarları anlamında Alevi denmiş. Aleviliğin birçok kolu var. Ali taraftarlarının birçok unsuru var. Bunlar içerisinde efendime söyleyeyim İsmaililer de Alevidir, Dürziler de Alevidir, Nuseyriler de Alevidir, Ehli Haklar da Alevidir. Evet. Ya da Anadolu Alevi Bektaşileri dediklerimiz de Alevidir. Alevilik bir İslam'ın içerisinde onu tasavvufi yorumlayan Hazreti Ali'nin şu söz üzerine Müslümanlara emanet edilmesi işte ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı. Bana ulaşmak isteyenler Ali'nin kapısından geçsin dediği kapı yani Bab-ı Ali, büyük kapı, tarikatın kapısı Ali Efendimiz'den açıldığı için de Alevi yoluna inkisap edenler Ali taraftarı olmuşlardır. Bugün Ehl-i Sünnet tarikatlarında da, Ehl-i Beyt tarikatlarında da Tariki Ali denir. Yani Ali'nin yolu denir. O Ehl-i zaman, Sünnet'te de deniliyor mu? Tabii ki. Bugün 14 tane Ehl-i Sünnet tarikatı var. Bu tarikatların hepsine sorduğunuzda şecere namelerinde çok açık bir şekilde Tariki Ali. Tarik burada yol demek. Ali, Ali'nin yolu. Ali'nin yolundan gidenler. O zaman tarikat bir yol.
Yani İslam içerisinde İslam'ı nasıl uygulayacağına yönelik bir yol. O yol sadece Ehl-i Beyt'e emanet edilmiş. Bunu da Peygamber Efendimiz Gadirun'da parmaklarını böyle göstererek 130 bin sahabeye dönerek ve aralarına mikrofon şeklinde insanlar koyarak böyle diyerek ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlası. Bunu hemen kişi söyleye söyleye o 130 bin kişiye yayılıyor. Sonra da diyor ki ben size iki ağır emanet bıraktım bu parmaklarını kaldırarak. Birisi Kur'an olan hidayet noktanız. İkincisi de bu Kur'an'ı size öğretecek olan Ehl-i Beyt'tim. Biz o zaman Kur'an ve Ehl-i Beyt'in iki büyük miras olduğunu, demek ki Kur'an'ı anlayabilecek olanın Ehl-i Beyt olduğunu biliyoruz. Ve kendisi şunu söylüyor, ben yaptığım hizmetler karşılığında bir ecir, bir karşılık, bir para, bir menfaat beklemedim. Sadece bir tek şey istiyorum size, Ehl-i Beyt'ime mevevdet, yani sevgi, muhabbet. Onun için de hemen arkasından şu hadis-i şerif söyler. Ehl-i Beyt'in Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemiye binerse kurtuluşa erer. Bunu şöyle görmek lazım. Nasıl ki bugün modern bilimlerde kimya diyelim, fizik diyelim. Bunları bilen profesörler varsa, biz kimya öğrenmek istiyorsak bir kimya profesörüne başvurmamız gerekiyorsa, Kur'an'ın yol olan, tarikat yolu olan, İnsanın kemale ereceği irfan noktasını sadece Peygamber Efendimizin aile efradından, Ehl-i Beyt'inden, çünkü o onlara o sırrı vermiştir. Peki bunu nereden anlıyoruz? Bunu da şuradan anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığında biz biliyoruz ki 90 bin kelam getirmiştir. Bu kelam Kur'an'ın batın olarak içrek anlamını anlamamız için bir yöntemdir. Bu yöntemi de kendi Ehl-i Beyt'ini öğretmiştir. Ehl-i Beyt'ini de şöyle söylemiştir. Pençeyi Ali Aba, Muhammed, Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin ve Hasan ve Hüseyin'den türeyenler. Onun için Hüseyin Efendimiz'den türeyenlere Seyit, Hasan Efendimiz'den türeyenlere Şerif denir. Osmanlı'da dahil birçok imparatorluğumuzda şeriflere ve seyitlere çok önem verilmiştir, imtina gösterilmiştir. O zaman Alevilik İslam'ın batıni bir yorumudur. Ve bu yorumu da Ehl-i Beyt'e Miraç'tan Peygamber Efendimiz indirdiği 90 bin kelamın 30 bini şeriat, 30 bini tarikat, 30 bini marifet olarak göndermiş. Bu ulu ağacın da bir de kolları vardır. Alevilik bir ana ağaçtır. O ağacın kolları da mesela Yeseviliktir. Mesela Haydariliktir. Abdal Musa Sultan'ın dedesi olan Kutbettin Haydar'ın kurduğu. Aynı zamanda da Hoca Ahmet Yesevi'nin damadıdır. Daha sonraki ise Vefailiktir. Daha sonrası ise Kalenderiliktir. Anadolu'ya geldiğinde Babayilik ve daha sonra da Bektaşiliktir. Ve Bektaşilik bu ağacın en kalın, en sistematik, en şehirli, en bilge topluluğudur. Onun için kısaca şöyle söyleyebiliriz. Alevilik köylü Bektaşiliğidir. Bektaşilik ise kentli Aleviliğidir. Yani kente gelmiş, okumuş, yazmış insanların Aleviliği akademik hale getirdiği unsura Bektaşilik denir. Onun için biz Alevilikle Bektaşilik arasında hiçbir fark yoktur. Bektaşilik sistemli bir koludur, sistematik bir okuludur, bir ekolüdür, bir koludur. Alevilik de İslam'ın batini yorumudur. Evet, çok güzel açıkladınız. Estağfurullah. Yani en temelden bugüne kadar, geldiğimiz noktaya kadar hepsini çok kısa bir süre zarfında açıkladınız. Teşekkür ederim. Peki Alevi ve Bektaşi dışarıdan olunabiliyor mu? Şimdi Alevilik ve Bektaşilik... Ben mesela Alevi değilim. Dışarıdan giriş yapabiliyor muyum? Alevi olabiliyor muyum? Şimdi aslında geçmiş dönemlerde Alevi ve Bektaşilik'te geçiş vardı. Geçmiş derken Bektaşilik yeni bir sistem. Alevilik de vardı. Çünkü Alevilik Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali'yi önder kabul eden ve onun evinde toplananların oluşturduğu bir topluluk. Çünkü biz biliyoruz Peygamber Efendimiz daha sağlığında mescit vardı, cami yoktu o zaman.
mescitte bütün toplum olaylarının görüşüldüğü, yemeklerin yendiği, eğitimlerin yapıldığı, hatta il dışından yani Arabistan'ın çeşitli coğrafyalarından gelen insanların kalabildiği yurtluk da, yani bir ehli suffa denilen arka odalarında kalan sufiler vardı. Bu bir okuldu, mescit bir üniversite gibi içerisinde her şeyin olduğu komplike bir sistemdi. Ve evlerin kapıları mescide açılıydı. Herkes namazını yani salatını yapmak için mescide geliyor ya da bir toplantı için ya da düğün olduğunda ya da efendime söyleyeyim birlikte sofra kurduklarında. Biz bunu şimdi tekke sisteminde görüyoruz. Aynı teşkilatlardır. Bunların hepsi yapılır. İçerisinde kalınır, eğitim görülür, ibadet edilir. Peygamber Efendimiz bir dönemde mescide açılan kapıların hepsini kapattı. Bir tek Fatma annemizin kapısını açtı. Fatma annemizin kapısını açtıktan sonra dedi ki, Nur suresi indi, o kendisine izin verilen evlerde bu zeytin ağacından yapılan çera, kandil, gece gündüz yakılır ve kendisine izin verilen bu evlerde gece gündüz Allah'ın ismi zikredilir. Biz biliyoruz bugün tekkelerimizde kandiller yakılıyor ve oralarda Allah tesbih ediliyor. Yani Allah anılıyor. Tekkeden i̇şte, kasıt cem evlerini mi kastediyorsunuz? Tabii tekkeler bugün artık modern adları cem evi olmuş. Evet. Aslında geçmişteki hali Fatma anamızın eviydi. Yani mescitten çıkanlar Fatma anamızın evinde toplanıyorlardı. Şeriat bilgisini mescitte alıyorlarsa tarikat bilgisini Fatma anamızın evinde yapıyorlardı. Hatta çok ilginç bir şey vardı. Peygamber Efendimiz kapıyı döverek Fatma anamızın evini, işte ilk dövdüğünde ben peygamberim dediğinde aramızda peygambere gerek yok. İkinci dövdüğünde ben Abdullah oğlu Muhammed'im dediğinde aramızda Abdullah oğlu Muhammed'e gerek yok. Ama kapıyı dövüp de hadümül fukarayım, fukaraların hizmetçisiyim dendiğinde, yani kibirinden geçip de bir derviş makamına erdiğinde içeri alınıyordu. Neyi göstermek istiyordu? Siz mescitte şeriat bilgisini öğreneceksiniz. Fatma'nın evinde tarikat bilgisini öğreneceksiniz. Onun için soy da zaten Fatma'dan türediği için aslında tarikatın başı da Hazreti Ali Efendimiz bilinmesine rağmen aslı Fatma ananın postudur. Tarikatta oturanlar oturdukları posta peygamberin kızı olarak Hazreti Fatıma'nın postuna oturduklarını söylerler. Çünkü kendisi Ümmü Ebiha, babasının annesi diye ayağa kalktığı tek insandır Peygamber Efendimiz'in. İşte bu insanların içeri kabul edildiğini düşünürsek, peygamber ailesine katıldıklarını düşünürsek, bir kısmi olarak bir sıhri akrabalıkları, bir hısım akrabalıkları olabilir ama kan akrabalıkları yokken kabul ediliyorlarsa, demek ki Alevilik dediğimiz İslam'ın batıni yorumuna Hazreti Ali ve Fatma döneminde dışarıdan insanlar alınmış ki bu kadar sayı artabilmiş. Ama zaman içerisinde büyük baskılar ve Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetinden sonra ne yazık ki bu topluluk dışarıdan insan almamış kendini korumak için. Onun için Alevilik babadan oğula, anadan geçerek, soy sürerek olmasına rağmen aslında ilk başta tamamen bütün Müslümanlara açık bir yapıydı. Ama daha sonra kapanmıştır. Bektaşiliğe gelince, Bektaşilik tam da bu aslına geri döndürmek için şöyle söylemiştir. Bir kişi eğer bu yola inkisap etmek, katılmak istiyor ise katılabilir diye bu yolu açmış ve ehli sünnetten veya başka bir meşrepten veya başka bir milletten veya başka bir dinden insanı eğer kabul ediyorsa yolun kurallarını almıştır. Zaten yani uygulamada da benim gördüğüm şu, Bektaşi fırkası yani bir Bektaşi adetlerini edinmek ya da bir Bektaşi babasının ya da Bektaşi dedesinin yanında bulunmak, onun eğitim, ilim halkasının içinde olmak herkese açık. Ama gördüğüm kadarıyla mesela ben şunu yapabiliyor muyum? Herhangi bir cem evine gidip ben Alevi olmak istiyorum dediğimde bana herhangi bir tören yapılıyor mu? Alevi olabiliyor muyum? Yani Bektaşiliği, Bektaşilik zaten Sufizmlere çok bağlantısı olan çok güzel bir öğreti. Dediğiniz gibi yani bunun için mutlaka Alevi olmaya gerek yok.
İsteyen herkes zaten Bektaşi öğretisini, keşke az sonra da konuşacağız zaten, keşke tekrardan Anadolu'da canlansa Bektaşilik, Ahilik keza vesaire. Evet. Ama Alevi olma noktasına gelindiğinde mesela ben eğer kendimi toplumda Alevi olarak tanımlamak istersem, zannediyorum her Alevi de bir ocağa bağlı aynı zamanda. Evet. Mesela birisiyle sohbet ettiğimde eğer karşıdaki de Alevi ise büyük ihtimalle bana hangi ocaktansın diye soracak. Evet. Bu tür sorularla muhatap olacağız. Böyle bir imkanı var mı Alevi olmak isteyen birisi? Şimdi Alevi olmak isteyen biri, biraz önce söylediğimiz gibi Alevilik, Bektaşilik, Aleviliğin bir ağaç olarak düşünürsek kalınca bir koru. Bektaş evet. olan kişi zaten Alevi olmuş. Alevidir. Olur. Ama Alevi ocaklarımız böyle bir şeye müsaade etmiyorlar. Dışarıdan bir alış yapmıyorlar. Ama Bektaşiler alınıyor. Siz bir Alevi cemevine gittiğinizde size muhtemelen söylenecek, Bektaşilik bizimle aynıdır. Bektaşilik yoluna inkisap ettiğinizde zaten Alevi olmuş olursunuz diye evet. sizi bir Bektaşi ocağına, bir dergahına gönderecekler. Peki Bektaşi dergahına nasıl inkisap edebilirsiniz? Evet, yola nasıl katılıp evet. Alevi olabilirsiniz? Hı hı. Hemen bunu söyleyelim. Şimdi Bektaşi babası ya da dedesine, baba ve dede derken Bektaşilik'te iki sürek vardır. Bir Babagan süreği, bir Çelebi Seyit Dede süreği. Seyit Çelebi Dede süreği ise Hazreti Peygamber'in torunları olan Hazreti Ali'den, İmam Hüseyin'den gelen seyitlerden oluşan topluluktur. Bektaşi babası ise, sonradan yola girmiş bir evladın yol evladı olarak eğitimle aldığı bir mertebedir. Onun için Babagan ve Çelebi dediğimiz bu iki topluluk dışarıdan inkisapla insanları alırlar. Ne yaparlar? Dışarıdan bir istekli, bak adı çok açıktır, dışarıdan bir istekli gelir bir babaya başvurur. Baba onu güzelce araştırır. Kimdir, nedir, gerçekten Bektaş olmak istiyor mu, bu yola inkisap edecek ahlaki, kültürel bir takım birikimleri var mı, yoksa bunları tamamlamak için uğraşır ve sonunda o eğitim bittikten sonra da o istekliyi alır. Evet. Önce ona güzel bir kurban keserler. Pardon. Kurban keserler. Bu kurbanın geçmişte yününden ördükleri bir boyun bağıyla alırlar. Kurbanını keserler. Bu boyun bağını boynuna geçirirler, ipi örerler ve onu alırlar meydana getirirler. Şu anda da bu şekilde Yok, mi? Yok, şu andakini de anlatacağım. Geçmişte böyleydi. Bugün insanlar kendini aşağılanmış düşündüğü için o yapılmıyor. Ama düşünün ki onu getirdiğimizde ne anlatılıyor, onu anladığımızda kafamız evet. netleşecek. Kurbanını kestin. Aslında ki oradaki kesilen kurbanla şunu anlatmak istiyorsun. Sen bugün bu kurbanın yerine kendin kurban oldun. Sen nefsini kurban edeceksin. Bu kurban bir semboldür. Bu kurbanın yününden ördüğümüz ipi senin boynuna geçiriyoruz. Sen bu yola kurban oluyorsun. Onu o kişiye tatbik ettirmek için yapılır. Meydana gelir, önce üç kapının selamını verir. Yani şeriat, tarikat, marifet erenleri diye. Ve orada bir topluluk oturur. O topluluk Allah eyvallah derse o üç adımla şeriat, tarikat, marifet dediğimiz üç adımla mürşidin karşısına gelir. Ve dizlerini dizlerine vererek Kavs-ı Kafseynine iki kaşının arasına da mürşit bakarak ona Fetih Suresini okur. Fetih Suresi Yedullah ayetidir. Yani benim elim Allah'ın elidir. Ben şu an Allah'ın verdiği izniyle seni öldüreceğim, yeniden ölmeden diriltip bu yola sokacağım der. Ve başlar şu telkini verir o kişiye. Der ki eline, beline, diline sahip olacaksın. Aşına, işine, eşine sadık olacaksın. Gözünle görmediğini söylemeyecek, kulağınla duymadığını söylemeyecek, elinle koymadığını almayacaksın. Yani sana beş duyu organınla, 360 kas mafsalınla, bütün vücudunla cami olan bu bedeninle artık bir nasuh tövbeyle hiç kirli bir iş yapmayacağını bize söz vereceksin. Seni sana emanet ettik, seni öldürüp dirilttik. Yeni bir yaşamda
bundan önceki yaptığın hatalardan, günahlardan vazgeçip bundan sonra sen bunu ve orada ona bir tarikat abdesti aldırılır. Bu tarikat abdesti nasıl aldırılır? Elleri yıkatılır. Bir daha bu ellerle kimseye kötülük yapmayacağım. Ağzına su verilir. Denir ki bir daha bu dille, ağızla kötü söz söylemeyeceğim. Başına mesettirilir. Bu başta kötü düşünceler bulundurmayacağım. Bütün vücudu temizlenir. Belime dikkat edeceğim. Ayakları yıkanır. Bu ayaklarla kötü yola gitmeyeceğim. Artık sen bedenin abdesti suyla alındığı için son bir abdest alırsın. O abdest senin nasuh bir abdestindir. O abdest nasıl bozulur? Bu elle birine zarar verirsen, bu dille birine kötülük yaparsan, bu belle birine yine kötülük yaparsan. O zaman demek ki insan artık fiziki bedeninin haricinde ruhsal gelişimini sağlayacak bir kapıdan girmiş olur. İlk kapıdan girdiğinde eşikte kapının eşiğini öper, rehberi onun arkasındadır. Ve rehberinin önünde üç adım atarak üç kapıyı şeriat, tarikat, marifeti geçer. Mürşidinin karşısına oturur. Mürşid ona bu sözleri söyler. O Allah eyvallah diyerek kabul eder. Ve kabul ettikten sonra yola inkisap etmiş olur. Ve boynundaki bu bent çözülüp beline bağlanılarak o artık kemerbest olmuş olur. Onun için de Peygamber Efendimiz'in döneminde evlatları biz biliyoruz ki imamlardır. Hazreti Ali, İmam Ali, Hazreti Hüseyin, İmam Hüseyin, Hazreti Hasan, İmam Hasan ve 12 imam vardı. Bir de 17 kemerbes vardır. Bunlar da işte yol evlatlarıdır. Bunların en büyüğü de Selman-ı Farisi'dir. Selman-ı Farisi bir gün demiştir, ben Ehl-i Beyt'ten değil miyim ya Resulullah? O da demiştir ki sen de Ehl-i Beyt'ten sayılırsın. Bu beşlere yani Muhammed, Fatma, Hasan, Hüseyin, Ali'ye yediler eklenmiştir. Hatice annemizle Selman-ı Farisi. Onun için Selman-ı Farisi'ye pak denir. Ta o gün aslında yol evlatları ve bel evlatlarının temeli atılmıştır. İşte böylece ikrar verip yani dille ve gönülle bu yola bağlanacağını söyleyen bir ceme alınır ve önce istekli, sonra aşık, sonra derviş, sonra baba olarak çeşitli makamlardan geçerek en son baba makamına geldiğinde artık rehber, bugünkü öğretmen konumuna gelerek bir başka talibi yani bir istekliyi talep edip de yola girmek isteyeni eğitmekle mükellef olur. Evet, bir nevi inisiyasyon gibi giriş töreni ama iş tabii girmekle bitmiyor. Girdiğinizde henüz derviş bile olamıyorsunuz. Tabii. Önce istekli oluyorsunuz. İstekli, aşık. Aşık oluyorsunuz. Derviş, sonra derviş oluyorsunuz. Sonra baba oluyorsunuz. Sonra baba oluyorsunuz. Belki ondan sonra bile bizim bilmediğimiz daha farklı mertebeler vardır. Ondan sonra babalıkta mesela babagan kolunda halife baba ve dede baba var. Ama bu tarafta Çelebi kolunda ise baba ve sonra dede geliyor. Araya bir halife baba konmuş Bektaşi babaganlarında. Evet. Bizde o yok Çelebi Aleviliğinde, Bektaşiliğinde. Alevi, Bektaşi kültüründe bir de benim bildiğim 4 kapı 40 makam vardır. Evet. Şimdi tabii bu ikisini, yani 4 kapı ve 40 makam sizin anlattıklarınızla eğer bağdaştıracak olursak, evet, o Bektaşilik eğitimi içerisinde ilk önce istekli olarak giriyor. Arada bir köprü kurmak mümkün oluyor mu bu şeyde, öğretide? Tabii. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir de nefsin 7 mertebesi var. Evet. Zannediyorum Sünni anlayışta var ama Alevi Bektaşi anlayışta da 4 kapı 40 makam var. Evet. Çok kafa karıştırmak istemiyorum ama bu üçünü, yani 4 kapı 40 makamı, nefsin 7 mertebesini ve Bektaşiliğin içine girdikten sonraki eğitimi bir harmanlayarak anlatabilirseniz çok sevinirim. Şimdi ehli sünnet ekollerinde bunlar da Tarık-ı Ali'dir. Evet. Bunların içerisinde Mevlevilikten tutun da Kadirilik, Rıfailik, Melamilik gibi kollar, işte Gülşenilik ya da efendim Cerrahilik. Onlar da kendini Tarık-ı Ali'den sayarlar. Yani hı-hı, Ali'nin yolundan ve en üst mürşitlerini de Ali olarak gösterirler. Evet. Aslında ve kendilerine de Alevi derler. Toplum onlara Sünni der. Yani kendilerine sorulduklarında biz Aleviyiz derler. Onlardaki sistem yedili nefis mertebesidir. Yani bu doğuda ya da çağdaş ekollerde yedi
çakra, 7 iklim, efendime evet. söyleyeyim, 7 kat göğün ya da 7 yerin 7 katı gibi bir takım kavramlarla anılır. 7 nefis mertebesinden geçirerek bir inkisap etmiş birini eğitirler Sünniler ve bunu derler ki mesela nefsi emmare, nefsi levmame, nefsi mülhime, nefsi mutmaine, nefsi radiye, nefsi merdiye, nefsi safiye. Yani bir insan ilk girdiğinde ne olur bu yedi nefis mertebesinden? İlk önce nefsi emmare. Nefsi emmare dediğimiz kendisinin o kişisel egosunun bulunduğu, henüz daha kendisinin hakkın karşısındaki acizliğinin farkına varmadığı aşama. Ama levvamede ise kınamak anlamına geldiği için yavaş yavaş nefsinin kendine zararlarını görüp levvameye geldiğinde artık kınamaya başladığı, bu yaptığının kibire düştüğünün farkına vardığı an oluyor. Onun için de evet. nefsi emmarenin mesela kötü yönleri var. Nedir bunlar? Heva, yani arzu, nefis, efendim ihtiras gibi konular. Gazap, yani öfke, hiddet, kızma. Şehvet, hırs ve cimrilik, hasislik gibi, kibir gibi. Nefsi emmarenin kötü yönleri. Bunun karşılığında onu iyileştirmek için açlık, yani oruç gibi, perhiz gibi, kendi nefsini susmak gibi, yani her konuya bir söz söylememek gibi, az uyumak, bol ibadet etmek gibi aşamalar var. Ve daha çok nefsi levvameye geldiğinde ise insan artık kendi nefsini kınayan, yaptığı yanlış davranışların farkına varan, hakkın karşısındaki acizliğini, topluma hizmet etmesi gerektiğini anladığı bölüm nefsi levvame. Bu birazcık da celali ile uğraşma aşaması levvame. Çünkü hem kendini kınıyorsun ama bu arada kendine öfkeleniyorsun, yaptığın yanlışların farkına varıyorsun. Bunlara karşı mücadele. Nefsi mutmaine ise, üçüncü olan ise artık yavaş yavaş senin hayvani bedeninle uğraşımını bitirmiş, nefsini belli bir dengeye oturtmuş, artık yavaş yavaş ruhi yükselişine geçip, yani mutmain, kendinden memnun, evet. tatmin olmuş, eksiğini arttığını görüp, ya bu benim, bu kadarım, geliştirmem gerekiyor denmesi. Aynı bu kişisel gelişimde olduğu gibi insanın eksiğini, hatasını, doğrusunu gördüğü aşama. Ama bu tabi bu aşamada korkular türüyor. İnsan acaba tekrar nefsi levvameye düşebilir miyim diye. Sonra nefsi raddiye dediğimiz artık kulun kendisinden geçip hakka uğraştığı. Yani o Rabbine yöneldiği an olarak değerlendiriliyor. Nefsi merdiyede ise tamamen artık Yaradan'ın merhametine, şefkatine, sevgisine, cömertliğine kendini bıraktığımız aşama olarak algılanıyor. Ve en son aşama da nefs-i safiye, artık ruhumuzu, nefsimizi saf, pürupak, arı bir konuma getirdiğimiz mürşitlik aşamasına geldiğimiz bölüm olarak Ehl-i Sünnet 7 çakra gibi 7 evet. bölüme ayrı. Zaten biz biliyoruz insanın ilk 3 çakrasının üreme, yeme içme, hayatta kalma, sindirim gibi birçok unsurların olduğunu. Hemen onun üzerinde bir diyafram ve o diyaframın üzerindeki zarın üzerindeki 4 çakranın ise o diyafram zarıyla birlikte tertemiz olduğu, işte kalp gibi, ciğer gibi, evet. Daha böyle temiz organlarımızın bulunduğu, sindirim, boşaltım gibi üreme organlarımızın ise ilk 3 çakrada olduğunu görüyoruz. Onun için biz ilk 3 çakraya bu dünyaya ait ve bizim canlı olmamızdan dolayı ona biz beşere ait çakralar diyoruz ilk 3 çakraya. Çünkü beşer demek tüysüz hayvan demek ama insan olmak 3. çakradan 4. çakraya geçmekle birlikte başlayan, bunun ilk iki tanesi şey oluyor bizde, tarikat çakrası, iki tanesi marifet çakrası ve en sondaki çakra ise hakikat çakrası oluyor. Zaten sasara dediğimiz hakla bağlantımızın olduğu nokta. O anlamda aslında irfan tek, bilgi tek. Sadece çeşitli bölümlere ayrılmış. Peki öyleyse
Alevi Bektaşilik'teki 4 kapı 40 makam tam olarak nedir? Bunu anlatabilir misiniz? Alevilik Bektaşilik'teki 4 kapı 40 makam Ehl-i Sünnet tarikatlarında yedili nefis mertebesine denk gelir. Onlarda yedili bir sistem ile yola girmiş bir istekli ya da talep edip girmiş evet. bir kişi ya da muhiban, muhip gibi kelimeler kullanılır. Kişi alındığında belli eğitimlerden geçmesi lazım. Bu eğitimlere biz 4 kapı 40 makam 360 menzil diyoruz. Peki bunun kökeni nereye dayanıyor? Bunun kökeni Hoca Ahmet Yesevi'ye dayanıyor ve Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencisi olan Lokman Peren'de, onun öğrencisi olan Kutbettin Haydar, Hacı Bektaş Veli'nin amcasıdır bu. Abdal Musa'nın da dedesidir. Ve Hünkar Hacı Bektaş Veli. Bunlar bir tarikatın içerisinde önce Yesevilik, sonra Haydarilik, sonra da Bektaşilik doğmuştur. Ve bu Hoca Ahmet Yesevi ekolüdür ve biz buna Horasan ekolü diyoruz. Horasan ekolü 4 kapı 40 makam üzerine oturur. Hoca Ahmet Yesevi'nin fakir namesi 4 kapı 40 makam der. Hacı Bektaş Veli Efendi'nin 4 kapı 40 makam ise makalat eserindedir. Bu iki eseri esas alarak Alevi Bektaşiler yola giren bir insanı eğitirler. Bu nedir? Hoca Ahmet Yesevi'nin fakirnamesi, diğeri ise Hacı Bektaş Veli'nin makalatı. Hacı Bektaş Veli'nin makalatı ile Hoca Ahmet Yesevi'nin fakirnamesinin arasında sadece 4 kapı 40 makamın 40 makamında 7 tane farklı makam vardır. Hmm. Ama diğerleri birbiriyle çelişmeyecek şekilde birebir aynıdır. Şimdi o zaman dört kapıdan bahsedelim. Dört kapı nedir mesela? Birincisi şeriat kapısıdır. İkincisi tarikat kapısıdır. Üçüncüsü marifet kapısıdır. Dördüncüsü hakikat kapısıdır. Ehl-i sünnet bunu şöyle sayarlar. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Marifetle hakikati yer değiştirirler. Evet. O zaman biz şeriat kapısından başlayarak Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin kitabından yola çıkarak makalattan bu dört kapı nedir? Ve makamlarını sayalım. Şimdi birinci kapı şeriat kapısıdır. Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendi'nin eserinde. Şeriat kapısı ilk kapı olan kapı insanın daha çok bedenine yönelik bir çalışmadır. Yani nedir bu? Efendime söyleyeyim, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, gücü yetene kadar hacca gitmek, seferberlik olunca kaçmayıp düşmana karşı gelmek ve gusül abdesti gibi 3 makamı, 4. makamı helal kazanmak, 5. makamı nikah kıymak yani evli olmak, 6. makamı havz ve lohusalıkta cinsi münasebette bulunmamak, 7. makamı şefkat, efendim 8. makamı Hazreti Peygamber'in ilkelerine, hadislerine uymak. Sünnet yani galiba. Sünnet ama bu Muaviye'nin yarattığı sünnet gibi olmadığı için tam sünnet de diyemiyoruz. Peygamber Efendimiz'in ve imamların yaşamını örnek almak olarak ele alıyoruz. 9. makam temiz yemek, temiz giyinmek. 10. makam ise emri bil maruf, nehyi münker. Yani iyiliği emredip kötülükten kaçınma. Bunları sırayla saydınız değil mi? Tabii sırayla saydık. Şimdi o zaman şeriatta ne oluyor? Hünkar Hacı Bektaş Veli efendim şeriat insanlarına ne diyor? Şeriat kapısındaki insanlara ateş insanları diyor. Yel insanları diyor. Yel insanı ne demek? Yiyip içip defi hacet edip bu yaşamdan sadece nefsi bir takım gerekler alan. İşte biz buna ne diyoruz? Beşer çağı. Yani daha insan olmamış. Beşer çağı. Evet. Bu çağda bir insanın sadece bedensel arzuları vardır. Zaten buradaki bütün şeylere baktığımızda da bedensel arzularımızı teskin etmek, onları yola sokmak içindir. Şeriatın birinci makamı iman etmek. Önce yola girersin. Allah'ın varlığına inanırsın. İkinci makamı girdiğin o yolda esaslarını öğrenirsin. Yani ilimi öğrenmek. Üçüncü yolda artık o yoldaki ibadet, o yoldaki bir takım şeylere katılırsın. Nedir o? Namaz, zekat, oruç, gücünün yettiği kadar zekat vermek, efendim seferberlikte de askere. O zaman demek ki şeriat makamında bunlar gerekiyor. Sonra ne? Cünüplükte temizlenmek diyor. Ne demek bu? Gusül abdesti almak. Sonra devam ediyor dördüncü,
helal kazanmak, faizi haram bilme. Beşinci makam nikah kıymak, altıncı makam havuz ve lohuzalıkta haram bilmek, yedinci makam sünnette yani peygamberin davranışlarına ve ehli beytin davranışlarına uymak, sekinci makam şefkat, dokuzuncu makam temiz yemek, temiz giyinmek, onuncu makamda iyiliği emredip kötülükten sakınma. Aslında normal bugün ehli sünnetin uyguladığı yapıdan hiçbir fark yok. Evet. Demek ki şeriat kapısı Alevilikte de ehli sünnette de aynı kapı. Bir benzeyen kapı. O zaman biz yel insanı dediğimiz bu insanın normal nefsiyle hareket eden, bu nefsi durdurması gereken insanın gireceği ikinci kapıya gelelim. Tarikat kapısı. Tarikat kapısına Hünkar Hacı Bektaş Veli makalatta ateş kapısı denir. Bu arada bu yaptığınız hareket nedir? Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan Abdal, Hoca Ahmet diye seviye gittiğimizde bu niyazdır. Biliyorsun insanın kalbi Beytullah'tır. Allah'ın evi insanın kalbindedir. Biz bunu böyle yaptığımızda önce ona bir niyaz. Evet. Yani fark edin ki elini, omuzunu öpmüşsün. Ya da iki eşit kişi birbirinin elini tutup ellerini tersten öpmüşler. Yani ona bir niyaz gönderiyoruz. Niyazı da kalbimizle gönderiyor. Bunun anlamı bu. Yani onlara isimlerini her andığımızda bir selam, bir saygı, buna Bektaş töresinde niyaz denir. Niyaz etmiş oluyoruz. Bazı Bektaş önderlerin ismi sayılırken bu hep yapılır. Niyaz edilir onlara. Bu niyazdır. Saygı ve sevgi gösterisidir. Çünkü onlar bizim yolumuzu açmıştır. Evet. Ve onlar haydır, ölü değildir. Şu an bizi dinlediklerini düşündüğümüz için de biz onlara saygımızı, niyazımızı göndeririz. İkinci kapı tarikat makamında ilki bir biz bu makama ateş makamı diyoruz. Yani artık insan sınavlara girdiği bu okulda, tarikat dediğimiz bu okulda bir takım sınavlardan geçerek artık bir eğitim görecek. Onun için de ateş kapısı diyoruz. Çiğken pişecek ve ekmek olacak. Onun içinde ateş kapısı diyoruz. İşte bu kapıda neler yapmamız gerekiyor? Birincisi bir pirden tövbe edip el alacak. Biraz önce anlattığımız gibi yola inkısap edecek, tövbesini edecek. Bundan önce şeriat makamında yaptığı, yapamadığı bütün hatalardan vazgeçeceğini ikrar etmesi, söz vermesi. Yani kapıdan giriş bu mu acaba? Evet. İstekli. İstekli. Tarikat kapısından içeri giriyor. Evet. Ve orada kurbanını kesip de bu sözleri veriyor. İlki tövbe ediyor. Buna nasuh tövbe deniyor. Bundan sonra elime, belime, dilime sahip olacağım. Aşıma, işime, eşime sadık olacağım. Gözümle görmediğini söylemeyeceğim. Dulağımla duymadığımı söylemeyeceğim. Elimle koymadığımı almayacağım diye söz veriyor. Artık bundan sonra tamamen ruhsal bir yükseliş için kendini hazırlıyor. Yola giriyor. Ve ilim, irfan sahibi olması için de bir kere beşer yanından kalan eksiklikleri tamamlaması, ruhu yükselişini sağlaması için bir tövbe ediyor. Nasuh tövbe. Ve pirden el alıyor. İşte o törenle birlikte diz dize verdiler ve pir ona el vermiş oldu. Elini uzattı, Fetih suresini okudu ve bu el Tanrı'nın elidir. Ben Tanrı adına, Hak adına, Allah adına sana bilgi öğreteceğim diye o eli verdi. O eldeki manada Hakk'ın bilgisini ona vereceğini söylediği, onu inisiye ettiği tören. Ve ondan sonra bu Kavs-ı Kavseyn'ine onu okuduktan sonra belli açılımlar oluyor. Pir ve baba aynı mı burada? Tabii. Pir, dede demek. Evet. Mürşit ise pirlerin en büyüğü demek. Yani baba ve dede pirdir. Ondan sonra bu baba ve dedelerin en üstündekine de mürşit denir. Çünkü o pirlerin de bir üstü olması lazım. Yani hocalar var, doçentler, bir de profesör var gibi düşünelim. Bu arada ilk saydığınız yerdi, ikinci söylediğiniz ateş. Yani yeri aslında toprak olarak düşünecek olursak... Yel. Yel mi o? Yel, o, hava. Tamam, hava. Hava, tamam. Yani hava ve hevesinden hareket ediyor diyoruz ya şeriat kapısı. Evet. İnsan hava ve hevesinden hareket eder. İşte ilk kapıya gerçekten yel kapısı. Yel kapısı gibi gidiyor, yani gidiyor. Hava kapısı. İkinci hani, kapı ateş kapısı. Ateş kapısı. O zaman ben şimdi sizden toprak ve su kapısını da
devam ediyoruz. Orada bir antre parantez açmak istiyorum. Az önce o sizin söylediğiniz 7 çakraya da bu çok benziyor. Yani nasıl ki yeryüzünde farklı öğretilerde işte 7 katman, gökyüzü 7 katlı ya da işte 7 çakramız varsa eğer. Aynı şekilde bu 4 kapı konusu da enteresan. Hipokrat'tan bu yana insanın aslında bu 4 tane ana elementin karışımı olduğu söylenmiş. Evet. Ve şimdi siz de aynı şeyi şu an söylüyorsunuz. Hatta zannediyorum mürşit bazı sırlara vakıf olduğu için dervişin hangi kapıda takılabileceğini, dervişin hangi özel, belki de evet. bazı dervişlerin evet. ateşi yüksek olur, evet. bazı dervişlerin suyu yüksek olabilir. Evet. Dervişine göre bir de ödev vermeye aslında evet. mürşit evet. burada biliyor. Orada enerjisini ölçerek onun evet. hangi mertebede, hangi makamda olduğunu biliyor. İşte tarikata biz ateş kapısı diyoruz. Önce pirden bir tövbe edip el alıyorsun. Sonra ikinci makam mürit oluyorsun. Artık evet. seni kabul ediyorlar, yola giriyorsun. Üçüncü makam saçını kestiriyorsun ve hırkanı giyiyorsun. Üçüncü tören. Dördüncü tören makam ve nefis savaşında mücadele. Yani artık sana ödevlerin veriliyor. Buna biz Bektaşi Virdi, Bektaşi Evradı diyoruz. Eğitime başlıyorsun. Gündüz at ahrında çalışarak başladığın Bektaşi tekkesinde ilk çalışma yerin ahırlar, ahır. Son çalışma yerin ise aşhanedir. Yani bir insan yemekhaneye, aş evine gelene kadar altı kapıdan geçerek aslında nefsini yok eder ve en adaletli olması gereken aşçı evine geldiğinde ise artık nefsi belli bir makama da gelmiş Peki, olur. Peki sevgili dedem, yani bugün günümüzde ahır yok. Bu yollardan nasıl geçiyor? Hizmet mesela diyelim bir sohbet toplantısına gittiğinizde ne yapıyorlar? Dışarıdan gelen insanların önce ayakkabıları bu tarafa dönük oluyor. Yola gidecekler için çevriliyor. Sonra onlara mesela çay ikram ediliyorsa o çay getiriliyor. Lokma varsa lokma taşınılıyor. Oranın temizlenmesi gerekiyorsa temizleniyor. Bir takım değil mi? Hizmet eden insanlar evet. var. Bugün biz bir dergaha bir yere gittiğimizde de ayakta ne var? Kafalarına o tarikatın işareti olan başlıklarını takmış, tacı şeriflerini takmış. Haydari dediğimiz Hazreti Ali'yi temsil eden hırkalarını da giymiş bir takım insanlar bize hizmet ediyorlar. O zaman biz at ahırından başlatmıyoruz da bu sefer hizmet ettiriyoruz. Sizin Nedir o hizmet? Söyleyince aklıma pardon Yunus Emre geldi. O da yıllarca odun taşımış. İşte. Yunus Emre de Alevi Bektaşi zaten. Evet, Yunus Emre Tapduk Emre'nin öğrencisidir. Biliyorsunuz Yunus Emre bir kıtlık zamanında Hünkar Hacı Bektaşi Veli evet. Efendi'me gitmiştir. O kendisine nefes mi istersin dediğinde o ben buğday isterim diye zorlamıştır. Daha sonra ise yolda giderken rüyasında buğdayını alıp gelirken nefes istemesi gerektiği söylendiği için geri döndüğünde Hünkar Hacı Bektaşi Veli Efendim demiştir ki senin himmetini, hakkını biz Tapduk'a verdik, git onun kapısına diye. O da Tapduk Emre'ye gitmiştir. Tapduk Emre'nin olayı da şudur. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Efendim Anadolu erenlerini çağırıp onlara nasip dağıtırken Tapduk Emre ben onu görmedim, gitmem demiştir. Hünkar Hacı Bektaşi Veli ona gitmiştir ve elini uzattığında Tapduk Emre onun elindeki peygamber mührü olan yeşil mührü gördüğünde Tapduk, Tapduk Sultanım dediği için Emre olan adı Tapduk Emre olmuştur. Ve ona inkisap edip yola girmiş ve yolda da Yunus Emre'yi, Sait Emre'yi, başka birçok insanı da o yetiştirmiştir. Yunus da herhalde Yunus olan adı Tapduk Emre'den sonra Yunus Emre oluyor. Evet. Öyle gidiyor galiba. Evet. Onun da tabii bugün İsmail Emre, onlar aynı ekolden evet. giderler. Şimdi üçüncü makam tıraş olmak dedik, elbise hırkasını giymek. Dördüncü makam nefis savaşında mücadele, olgunlaşmak, pişmek. Beşinci makam hizmet etmek. Altıncı makam hayf, yani korku. Bu korku nasıl bir korku? Allah'tan korkmak anlamında değil. Yolda hizmet ederken yanlışlar yapacağından imtina etmek, korkmak. Bu ikinci kapının altıncı makamından evet. bahsediyoruz. Evet. Yedinci makam tarikatın ümit etmek. Korkuyla ümit arasında olmak. Yani yaptığımız bir yanlıştan hakkı incittik
Ama aynı zamanda da hak her gün bir şende ise o zaman ümidimiz de olacak ki bizi affedeceğinden. Evet, sevgili seyirciler, bu arada bir açıklama yapalım. Dedemiz şu anda bize 4 kapı 40 makamı tek tek anlatıyor. Şu anda 2. kapı tarikat kapısı. Tarikat kapısının 8. makamındayız. Evet. Her kapıda 10 makam var. Evet. 8. makam hırka, zembil, makas, seccade, tesbih. Bu subba denir. Tesbihi subba 100 tanedir. Tesbihi subba biliyorsunuz Fatma anamıza, Peygamber Efendimiz Fatma anamız yorulunca evdeki işlerden kendisi bir hizmetçi istemiş. Peygamber Efendimiz de demiştir ki bir hizmetçiden daha iyi olabilecek sana bir sır vereyim. İşte tesbihi subba dediğimiz 99'luk tesbihin başındaki imame ile 100 oluyor. Yüzlük bir tesbih vererek işte bildiğimiz o tesbihin işte çekilmesini armağan etmiş. Yani sabrı, kendi işini kendinin görmesini emreden bir yapı. Onun için de zikirlerini çekebilmesi için her dervişte bulunması lazım. Peki makas ne olacak? Yani zembil, hırka. Bir kere bunlar onun emanetidir. Artık hırka giymiştir. O hırka kendisinin dervişlik hırkasıdır. O hırkayı giydikten sonra kendisi ona göre davranmak zorundadır. Zembil ve makas dediğimiz şeyler ise o günkü dervişlerin kaşıklarından tut da kendi malzemeleri kendilerinde bulunması lazım. Bir derviş halkın karşısına çıkacak, makası olacak. Elini yüzünü düzgünce karşısına çıktığı için. Yani kişisel bakım aletleri gibi düşünün. Evet. Temiz olacak, tertipli olacak, bunları taşıyacak. Efendime söyleyeyim, 9. makam cemaat içerisinde bütünlüğü, nasihatı, muhabbeti sağlaması. Efendim, 10. makam aşk ve şef, sefa ve fakirlik. Marifet makamı ise bizim 3. kapımız içe nedir marifet makamı? Su makamıdır. Yani dervişlerin artık yıkandığı, yunduğu bir makamdır. Onun için marifet aşamasına biz dervişlere hemen sayıyoruz. 1. makamı ilim, 2. makamı cömertlik, 3. makamı haya, 4. makamı sabır, 5. makamı perhiskarlık, 6. makamı korku, 7. makamı edep, 8. makamı miskinlik, marifet, 10. makamı kendini bilmek. 4. kapıya ise toprak kapısı diyoruz. Turab olmak. Biliyorsunuz toprak her şeyi alır, absorbe eder. Hiçbir şekilde bir hayvan ölüsünü de, başka doğadaki her şeyi de alır ve kendine çevirir, temizler. Onun için de mürşit makamına, hakikat makamına toprak makamı diyoruz. Hazreti Ali'ye de Ebul Turab, toprağın babası diyoruz. İşte birincisi şeriat, ikincisi tarikat, üçüncüsü marifet, dördüncüsü hakikat kapısı olarak şeriat, yel, hava, tarikat, ateş, marifet, su, temizlediği için bir mürşit insanı alır, eğitir, temizler. Dördüncü makam ise artık bu dünyanın hava ve hevesiyle ilgisi olmayan, kendisini tamamen hakka açmış, tevazu içerisinde bulan toprak makamında olmak, sırrı hakikat kapısı diyoruz. 4 kapı 40 makam 360 menzilde bu. Evet. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama benim birkaç tane daha sorum olacaktı. Evet, hızlı hızlı onları cevap da yapayım. Hızlıca soralım. Öncelikle Atatürk Alevi Bektaşi miydi? Atatürk'ün Aleviliği Bektaşiliği konusunda ana tarafından Mevlevi, baba tarafından babasının birçok kayıtta da Seyit Ali Rıza diye geçtiği, Es-Seyit Ali Rıza diye geçtiği. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan olduğu. Peygamber Efendimiz'in soyundan olduğuna yönelik bilgiler var. Evet. Ama olmadığına yönelik de bilgiler var. Hı-hı. Ama şu kesin, anne tarafının Mevlevi olduğu, bunun için de ilk mecliste Mevlevilerden birini, baba tarafının da Bektaş olduğunu, ilk mecliste Bektaşi Ahmet Cemalettin Çelebi'yi başkan vekili olarak, iki başkan vekilini bulundurduğunu biliyoruz. Ana tarafından Mevlevi, baba tarafından Bektaş olduğunu, kendisinin de bu iki düşüncenin bir üstü olan Melami olduğu konusunda bilgilerimiz net. Evet, ki zaten Melamilik de apayrı bir konu. İnşallah bir gün onun hakkında da konuşma imkanımız olur. Zaten benim bildiğim kadarıyla da
Şimdi Türkler Horasan üzerinden ağırlıklı olarak İran'ın kuzeyinden Anadolu'ya geldikleri için doğal olarak, çünkü bizim yolumuz Orta Asya'dan oradan gelirken tabii ki doğal olarak Şia'dan etkilenmişiz ve Hoca Ahmet Yesevi ve onun talebeleri sayesinde de bir Anadolu Bektaşi düşüncesi oluşuyor Anadolu topraklarında. Evet. Yani bu anlamda baktığımızda aslında bildiğim kadarıyla Türkiye'de yapılan ilk nüfus sayımında da halkın %40'ı Alevi çıkıyor. Evet. Ve bence halkın kalan kısmı da aslında Alevi kökenli ama sadece biz soylarımızı ve ocaklarımızın hangisi olduğunu bilmiyoruz. Yani son 300 yıldır Alevi anlayışını unutmuş ve tamamen işte Sünni anlayışla, itikatle yetişen nesiller aslında çok büyük ihtimalle belli başlı ocaklara bağlılar. Ama bu ocakların hangisi olduğunu bilmiyorlar belki de. Değil mi? Evet. Mesela benim rahmetli babaannemin dedesi bile Bektaşi babasıymış. Evet. Ama ben ondan daha öncesini bilmiyorum. Fakat hani bugün babama sorduğunuzda Hanefiyim şeklinde cevaplıyor. Eyvallah. Evet. Ebu Hanife de Allah rahmet eylesin, o da bir İslam büyüğü. Evet. Zaten aslına bakarsanız verilen bilgi öz bir tane. Peygamber Efendimiz'den geliyor. Evet. Evet. Sadece bu dallanıp budaklanmış. Bazen kötü niyetli insanların ellerine geçmiş bazı alanlarda, siyasete alet edilmiş vesaire ve bugünlere kadar gelmişiz. Bugün geldiğimiz noktada ben şahsen kendi adıma Bektaşilik anlayışını çok önemli buluyorum. Evet. Çünkü eline, beline, diline sahip olma anlayışı bilirsiniz ahilikte de vardır. Evet, evet. Ve aslında Hollanda 16. 17. yüzyıllarda Osmanlı topraklarına geldiğinde sadece laleyi götürmemişler kendi ülkelerine. Aynı zamanda bizim ülkemizdeki ahilik anlayışına da hayran kalıyorlar ve orada ilk kooperatifleri, yani kendi ülkelerinde aynı bizdeki ahilikte olduğu gibi kuruyorlar. Yani onlar kooperatifçilik adı altında Hollandalılar tarım ve hayvancılığa ahiliği getirirken biz maalesef kaybetmişiz. Bu noktada iki soru sormak istiyorum. Evet. Birincisi, bilmeyen izleyicilerimiz için ahilik nedir? Onu bir kısaca anlatmanızı istiyorum. Çünkü orada da yine Hacı Bektaşi Veli'nin öğrencisi Ahi Evran'ın hazretlerinin etkisi var. İkinci olarak da Anadolu'da, Türkiye'de Bektaşiliği, Bektaşilik anlayışını nasıl canlandırabiliriz? Bir kişinin mutlaka Alevi olması gerekmiyor çünkü. Evet. Bu anlayış için. Şimdi bu iki sorunuza hemen kısaca baştan başlayarak. Şimdi Anadolu'daki ocakların temeli 8. imamımız Musa-i Kazım ve 7. imamımız İmam Ali Rıza'ya dayanır. Bunlar Peygamber Efendimiz'in evlatlarıdır. Horasan'a gelmişlerdir ve Horasan'da öğrenciler yetiştirmekle kalmamış evlilikleri yapmışlardır. Bu evliliklerden Türk evlilikten yapmışsa Türk seyitler, Azeri evlilikler yapmışsa Azeri, ki o 17'ye yakın Azeri evlilik yaptı. Azeri, Afgan, Bangladeşli, Hindistanlı, Yemenli bile seyitler var. Bunların sebebi imamların aldığı eşler ve bir müddet sonra bunların ana dillerini konuşarak babaları imamlarımız İmam Ali Rıza ve İmam Musa-i Kazım'ken evlatlar analarının dillerini konuşarak Türk seyitler ortaya çıkmış. İşte bu Türk seyitlerden biri de Hoca Ahmet Yesevi, biri de Hünkar Hacı Bektaşi Veli Efendimiz'dir. Bunlar Horasan'da İmam Ali Rıza'nın ocağında yetişmişler ve daha sonra da işte Yeseviliği, daha sonra Bektaşiliği Horasan'da kurup Anadolu'ya göçtüklerinde de burayı irşaata gelmişler. Anadolu'ya geldiklerinde de üç büyük teşkilat kurmuşlar. Bu teşkilatlardan biri Bacıyan-ı Rum Anadolu Kadınları, ikincisi Ahiyan-ı Rum Anadolu'nun ticaret erbabı, küçük esnaf ve meslek sahibi, üçüncüsü ise Gaziyan-ı Rum. Yani bu ülkenin kadınlarının bir teşkilatı, ticaret erbabının bir teşkilatı ve alp erenlerinin, savaşanlarının bir teşkilatı kurularak bu Anadolu'nun Türkmenleşmesi ve İslamlaşması yönünde bir teşkilatlanma yapısı yapmışlar. İşte bunların hepsi ilk önce Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlı, daha sonra da ondan sonra posta oturduğu için Hacı Bektaşi Veli'ye bağlıdır. Onun için Anadolu bacıları da, Anadolu gazileri ve askerleri de, işte Bursa'nın fethinde, İstanbul'un fethinde birçok kişi ve daha sonra Yeniçeri Ocağı'nın oluşmasında da Hacı Bektaşi Veli'ye bağlılıkları budur. Ahilik ise bu ülkedeki ticaret erbabının, meslek birliklerinin oluşmasıdır. Bu meslek birlikleri hepsi bir babaya bağlıdır.
O baba bunların doğru düzgün iş yapıp yapmadığını, kazançlarının helal olup olmadığını, eğitimlerini, tertiplerini, düzenlerini, birlikte i̇şte hareket ettiğini... İhtiyacımız olan bence bu. O zaman bunları sağlamıştır. Ve bunlar her sabah bir Bektaş gülbangıyla işlerine başlarlar. Akşam tekrar bir Bektaş'ı akşam gülbangıyla da evlerine dağılırlar. Ve aynı zamanda da her perşembe günü bir Bektaş'ı dergahına gidip bir ceme katılırlardı. Kişisel gelişimleri de vardı değil tabii, mi? Tabii. Onların denetimini ahi babası yapardı. İşte onun için de Anadolu'daki eskiden Yeniçeri yani asker teşkilatının Alperenlerin, gazilerin de Hacı Bektaş'a bağlılığı vardır. Evet. Ahilerin de bağlılığı vardır. Bugün artık yok ama geçmişte Bacıyanı Rum dediğimiz Anadolu bacıları hem tarımda hem ticarette kadınlar etkin bir şekilde bu ülkenin kurulmasında bulunmuşlar. Bugün birçok tarihi filmde bunu görüyoruz. Anadolu kadınlarının da etkili olduğunu görüyoruz ve hepsi Hacı Bektaş'a bağlıydı. Geçmişte her 30 kilometrede bir tarikatımıza bağlı vakıflar ve ocaklar, dergahlar vardı. Bunun sebebi bir insan 30 kilometre yürüyebilir. Bunun içerisinde o insanın yemek yiyebileceği, yatabileceği bir konuk odası da vardı. Yani bu aynı bütün Anadolu'nun Müslümanlaşması için bir ajanta gibi her yere yayılıp... Ve Rumlara da açıktı, Müslüman tabii, olmayanlara tabii, da açıktı. Müslüman olmayana, olana, ticaret erbabına, askere ve 6 tane de asker beslemesi gerekiyordu hepsinin. Yurtluk alanları. Aslında burada ne yapılıyor? Seferberlik döneminde o 6 asker tekkelerden oralara doğru gidiyor. Alperenler. Ve bunlar tarımı işliyorlardı, ticareti işliyorlardı ve askerleri de kendileri verdiği için öyle bir teşkilatlanma var ki bu ülkenin yurtlanması için bir kolonizatör dediğimiz koloni kurulmasında görevleri olan bir Alperenler yığınıydı. Ama ve bunun o dönemde de galiba toptu. Birçok Rum, Hristiyan Rum yani tabii. O dönemde hiç örneği olmayan bir yapı bu. Ahilik evet, ve evet. Bektaşilik. Evet. Anadolu'nun sadece Türklerden dolayı değil aynı zamanda orada yaşayan yerleşik Rumların ve Ermenilerin de çok fazla sayıda Müslüman olmasına da sebep oluyor. İşte burada, çünkü özeniyorlar o yapıya da. Aynen. Bölüşümcü, kardeşçe, insanların makamlarının birbirlerine kullanamayacağı kadar eşitliğin olduğu, bir nevi sizin dediğiniz gibi kooperatif gibi yardımlaşmanın içerisinde bulunduğu yapılardı. Ve bunlar büyük bir disiplinle, eğitimle birbirlerini denetleyerek de denetim mekanizmaları içerisinde bağlılıklarıyla da bir ahi teşkilatının içerisinde mesela bir demirci ustası fazla paraya bir ürününü satamazdı. Ya da bir keçe ustası o denetimin dışarısında fazla bir faiz alamazdı. Ürününü efendime söyleyeyim mevcut hakkından fazlasına satamazdı. Bu dengeler vardı. Denetleniyordu. İnsanlar ahlaklı, erdemli ticaretlerini de yapıyorlardı. Efendime söyleyeyim bunlar eğitimlerini de görüyorlardı ve inançla eğitimin iç içe girdiği ve İslam'ın tasavvuf yolunun öğretildiği okullardan mezun olarak ticaret erbabı oluyorlardı. Onun için ahilerde ahi babası her bir ahi teşkilatına girene aynı biraz önce söylediğimiz gibi taliplere yaptığı gibi bir kemer bağlıyordu. Onların eğitimini görüyordu, yanlışlarında uyarıyordu ve eğer yanlış yapmışsa da o teşkilatın dışına atarak düşkünlük müessesesiyle onun ticaret yapması engellenerek yanlış yapması engelleniyordu. Yani o şeriatın ağır bir cezası yerine toplum dışına atılarak onun ıslah edilmesi, eğer farkına varırsa geri teşkilata girerek orada tekrar ticaret yapabilmesi sağlanıyor. Haksız rekabet engelleniyor. İnsanlar bir dayanışmaya sokuluyor. Evet, program çok güzel gidiyor ama zamanımızın sonuna geldik. Fakat yine de ben iki tane sorum var. Bunları sizden çok kısa 5 dakika içerisinde cevaplamanızı rica edeceğim eğer mümkün olursa. Tabii. Öncelikle birincisi en yaygın olan aslında en çok akla gelen sorulardan birisi bu. Aleviler camiye gitmezler, namaz kılmazlar, oruç tutmazlar deniliyor. Ama aslında sizin söylediklerinizin de İslam'la ters düşen hiçbir yanı yok. Evet. Özellikle tarikat hem şeriat kısmında zaten normalde şu anda
Müslüman olduğunu söyleyen insanların yapması gereken şeylerin dışında bir şey söylemiyorsunuz. Peki bu aradaki fark nedir? Yani cami, namaz ve oruç ayrımı nedir? Yani birinci sorun bu. Alevi Bektaşiler cami yerine mescit denmesini tercih ediyorlar. Evet. Zaten bu Kur'an'da da mescit diye geçiyor. Tabii. Yani biz bu cami kavramını İran'dan almışız. Hı hı. Cami kavramı Kur'an'da yok. İkincisi evet. Namaz diye bir kavram Kur'an'da yok. Salat diye evet, geçiyor. Allah'a oruç almak diye bir kavram yok. Savm diye geçiyor. Şimdi bunların da anlamları tam direkt Türkçe'ye çevirdiğimizde aynı anlama gelmiyor. Mescit dediğimiz Peygamber Efendimiz'in zamanında yenilen, içilen, oturulan, sohbet edilen, hatta arka odalarında evsiz olanların kaldığı bir mekandı. Evet. Bugün hangi camide insanlar yatabilir? Hangi camide yemek yiyebilirler? Hangi camide sohbet edebilirler? Mescit bugünkü aslında cemevlerimize benziyor. Yani evet. Ya da bizim tarikatlarımızın kurduğu tekkelere benziyor. Hı hı. O tekkelerde ne var? Yeniliyor, içiliyor, eğitim yapılıyor, ibadet yapılıyor. Hepsi bir arada oluyor. Onun için biz diyoruz ki zaten daha sonradan Muaviye döneminde mescitler camiye dönüştürülmüş, minareler eklenmiş, belli vakitlerde girilen hale çevrilmiş ve içerisindeki eğitim, birlikte hareket etme, bir düğünü bile yapma yasaklanmış. Sadece 5 vakitten 5 vakitte açılan bir konuma getirilmiş. Ben onun içinde ben şu an camilerin de çok atıl durumda kaldığını düşünüyorum. Çünkü 5 vakit namazın dışında değerlendirilmiyor. Sadece yazlarında, yaz aylarında Kur'an kursları veriliyor. Evet. Halbuki sizin dediğiniz gibi cem evlerinde olduğu gibi yani gönül ister ki açların karnı doyurulsa camilerde, camilerin avlularında ya da aynı camilerde sadece Kur'an kursu değil, matematik, fizik, biyoloji dersleri de verilse. Çünkü çok geniş bir alan caminin içi, kapalı bir alan. Ve evet. Aslında o bölgenin yani her mahallede 2-3 cami olduğunu düşünürsek eğer evet. O mahallenin bütün eğitim ihtiyacını ya da evsizlerin, yurtsuzların barınma ihtiyacını karşılayabilecek evet. Alanlar. Evet. Ama biz tıpkı nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i duvara asıp hiç dokunmuyorsak camileri de yapıp içini boş bırakıyoruz, hiç dokunmuyoruz. Yani şu anki yapıda ben camilerin şahsen biraz atıl vaziyette kaldığını düşünüyorum. Peygamber Efendimiz'in zamanında onlar mescitti, bir hı-hı. Yaşam merkeziydi, evet. Bir kültür merkeziydi, bir eğitim merkeziydi. Hatta evsizlerin yatabileceği bir yerdi, yemek dağıtılan bir yerdi. Bugün biz birçok yapının, bugün gerçekten ekollerin artık yemek dağıttığını, lokma verdiğini, insanlara bir takım kültürel faaliyetler yürüttüğünü ama bunu tekke dediğimiz yerlerde yapılıyor. Demek ki aslında aslına bir dönüş var. Evet. O anlamda da bir konuyu halledelim. İkincisi hı-hı. Salat yani namaz nedir? Salat 3 bölümden oluşur. Birincisi yönelme. Yani niyet edip evet. Allah'a yakaraşını belirtme. İkincisi Hakk'a dua. Üçüncü bölüm nedir? Niyaz dediğimiz sevgi göndermektir. Şimdi bunu namazda nasıl yaparız? Ayakta dururuz, kıyam. Evet. Eğiliriz, rükû ve secde ederiz. Peki Aleviler nasıl cemevinde ibadet ederler? Ayakta dururlar, buna dar denir. Eğilirler, tecellâ, tevellâ denilir. Ve secde ederler. Aslında fark nedir? Şudur. Şeriatta bir imamın arkasında namaz kılınır. Evet. Oysa ki Peygamber Efendimiz mescitten sonra Fatma Hanım'ın evini açarak orada cemal namazı dediğimiz aynı Adem'in yaratıldığına meleklerin birbirine Adem'e secde ettikleri gibi birbirine secde ettikleri bir mekanizma kurmuştur. Biz buna cemal namazı, halka namazı deriz. İşte Aleviler aslında şeriatta kılınan bir imamın arkasında kılınan namazdan sonraki bölüme geçtiklerini artık tarikat kapısında olduklarını düşündükleri için cemal namazına geçmiştir. Bunu sünni tarikatlar da yapıyorlar. Toplanıyorlar, ilahiler okuyorlar, zikirler çekiyorlar ve bunu bir yuvarlak halka şeklinde yapıyorlar. Aslında tabii. Ne yapıyorlar? Cemal namazı kılıyorlar. O zaman demek ki şeriatta bir imamın arkasında kılınan namaz vardır, tarikatta ise cemal namazı vardır. Peki şeriat namazını niye Aleviler kılmıyor da direkt tarikat namazına kılıyorlar? Çünkü Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali Efendimiz'e büyük haksızlıklar yapıldı.
En sonunda da Muaviye Hazreti Ali Efendimizin şehadetinden sonra tamamen iktidarı ele geçirdiğinde camiye gelen Ali taraftarlarına kötü sözler söylettirdiği, Ali'ye yönelik kötü laflar söylediği için Aleviler camiye girmemişler. Ondan sonra da tamamen terk etmişler. Girmezler diye bir durum yok. Çünkü kendileri de Cemevi'nde... Zaten Cemevi de cami, mescit. Aynı bir evet. işlevi görüyor. Şimdi bir üst boyut oluyor. Yani nasıl ki abdest suyla şeriatta alınıyor. Tarikattaki abdest eline, beline, diline sahip olmaklaysa, yani bir abdestinin bozulması suyla değil, davranışlaysa, aynı şekilde oruç şeriatta mide orucuysa, ama tarikatta bütün uzuvlarınla, beş duyu organınla kötü düşünmeyerek, kötü söylemeyerek, kötü yere gitmeyerek tutuluyorsa, hani hep onu eleştiriyoruz ya, şu mide orucunu evet. bırakın da. Ama o mide orucu şeriattaki bölümü, tarikattaki bölümü daha farklı. Onun için de biz diyoruz ki salat dediğimiz Allah'a yakarma Alevilerde de var. Aleviler cemal namazını kılıyorlar, darda duruyorlar, yani biz ona kıyam diyoruz ehli sünnette, eğiliyorlar, biz ona rükû diyoruz ehli sünnette, Alevilerde ise tecella temanna diyoruz ve secde diyorlar, ikisinde de secde. Tek fark birisi cemal namazı, halka namazı kılıyor, direzi imam namazıdır. Mehmet Özgür dedem, halk arasında Aleviler ve Sünnilerin kendi aralarında yaptıkları evlilikler hakkında benim bir aldığım bir duyum var. O evet. da şu, onu açık açık sormak isterim. Bir Alevi bir Sünni ile evlendiğinde düşkün sayılır mı? Sayılıyorsa neden sayılır? Uygulamada bu nasıldır? Aleviler Sünnilerle evlenir mi, evlenemez mi? İzin şimdi, var mıdır? Alevi toplumunda da Sünni toplumunda da belli önyargılar oluşmuş. Yol bir olduğu halde sürek evet. dediğimiz yöntem farklılıkları olmasına rağmen aslında Anadolu Sünnisinin de Hanifi mezhebinden geldiği için yumuşak meşrepli olmasından kaynaklı ve Ehl-i Beyt sevgisinden dolayı Alevi, Anadolu Alevi Bektaşisinin de Ehl-i Beyt ve Kur'an'a sadıklığı anlamında çok birbirlerinden farkı yoktur. İmam Azam da zaten kendisi Numan isminde bir Türk iken İmam Cafer-i Sadık'tan eğitim almıştır. O da Peygamber Efendimiz'in torunu ve bizim İmam Cafer Sadık mezhebinden olduğumuzu söyledi. O da işkenceyle öldürülmüş. İşkenceyle öldürülmüştür. Bu iki yumuşak meşrep, yani Anadolu Alevi Bektaşiliği ile Anadolu Sünniliği yumuşak meşreplidir ve Ehl-i Beyt sevgisi vardır. Aslında iki tarafta sonradan Arapların oluşturduğu bu kendi aralarındaki husumetlere kapılmışlar. Oysa bunların birbirleriyle evliliklerinde hele de modern bir toplumda bir sıkıntı yok. Evet. Ama bu katı kurallardan dolayı bir Sünni de dışlıyor, bir Alevi de evladını dışlıyor. Alevilikteki bunun adı düşkünlük. Evet. Yani sen yolda söz verdin, bu yola inkisap eden biriyle evlenmek için. Biraz kendi içinde evlenmek, kendi kültürünü korumak, kendi kültürünü koruyarak Alevi Bektaşi yolunun dağılmaması için Alevi Bektaşi olanın Alevi Bektaşi ile evlenilmesi istenildiği için bu yol sürülmüş. Evet. Ve denmiş ki Alevi Bektaşi oldun, yola girdin, inkisap ettin, o zaman bir Alevi Bektaşi ile evlenmelisin ki yolun dışına düşmemelisin. Biraz da korumak için. Çünkü bir Sünni ile evlense onun davranış kalıplarına girebileceği korkusu. Evet. Ama modern bir dünyada artık insanların bırakın Alevi Sünni'yi Müslüman olmayanlarla bile evlendiği bir dönemde evet. benim kişisel fikrim insanlar eğer birbirlerine saygı duyuyorlarsa, birbirlerinin yaşamlarına, kendilerinin geçmişte gelen kültürlerine karşı çıkmayıp, hatta onu teşvik edip ilerlemesini sağlıyorlarsa, bir Alevi ile bir Sünni'nin evlenmesini ben yanlış bir tavır olarak görmüyorum. Ve aksine Alevilerin de Sünnilerin de bunu aşıp, iki yumuşak meşref olan Hanefi mezhebiyle Alevi Bektaşilerin artık şunun Ehl-i Beyt sevgisinde birleştiklerinin farkına vararak daha yaklaşmaları gerektiğini savunuyor. Evet, çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün Alevi dedesi Mehmet Özgür Ersan'la birlikteydik. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisini ben özel hayatımda da tanırım. Gerçekten bir bilgi ummanıdır. Soru sorup da bu konularla ilgili özellikle soru sorup da cevap alamadığınız bir konu olmaz.
kendisi deryadır bu noktada. Kendisi sağ olsun o deryalığından da bir parça bizlere aktarımda bulundu. Herkesin aklına gelen, belki bazen soramadığı soruları sorduk size. Siz de açık sözlülükle cevapladınız. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul edip buraya geldiğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.